Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an sosyal medya gündemini oldukça meşgul eden Instagram'da profil fotoğrafı yaptığınız anda Instagram'dan banlanacağınızı iddia eden fotoğrafı hem deneyeceğiz hem de detaylarına ineceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Sabah telefonlarımıza bir baktık. İşte hem sizlerden mesajlar gelmiş. Daha sonrasında süreci biraz araştırdık. İşte ek sözlüğe baktık. Ne bileyim farklı farklı kaynaklara baktık vesaire. Ve sonuçta da süreç şu an videoya kadar geldi ve ben de sizin karşınızdayım. Şimdi fotoğrafa da bakacağız. Hepsine de bakacağız. Ama gelin öncelikle hakikaten banlanıyor muyuz bir onu deneyelim. Şimdi hemen telefon elimde arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir Instagram uygulamasını açıverelim. Profilimizi görüyorsunuz. Kendisi fake bir profil. Yalandan bir tane iki tane de Lütfi fotoğraflar paylaşmış. Şimdi fotoğrafımızı değiştirelim. Seçelim. Ha seçtim. Şimdi bunu yapıyorum profil fotoğrafı. Kaydet. Oldu. Banlanmadık. Yenile. Banlanmadık. Fake çıktı. Yenile. Error. Hesap kapatıldı. Vallahi banlandık Lütfi. Robot değilim. Burada bir telefon numarasını onay kodu gönderecekmiş. Ha onay kodumuz geldi. Şu an şunu şuraya ekleyelim. Bilgileri verdik. Hesabımıza yeşil tik geldi. 24 saat içinde bir değerlendirme ha şimdi şöyle oldu. Tekrar bir giriş yapmayı deneyelim. Ne diyor? Kullanıcı adı bir hesaba ait değil. Silmişler oğlum hesabı. Yani neye dönecekler 24 saat içerisinde? Sonuç olarak arkadaşlar video sırasında kanlı canlı gördük ki doğru söylüyorlarmış. Hakikaten banlanıyormuşuz. Peki biz niye banlandık? Bu soruya geleceğim arkadaşlar. Öncelikle bir fotoğrafın olayını açıklayalım. Bu fotoğraf arkadaşlar Samuel Canine adı verilen bir maske sanatçısı tarafından 2012-2013 yılında kendisine tasarladığı bir maske olarak eğlence amaçlı olarak çekiliyor. Ya hatta adam kendi yaptığı açıklamada diyor ki ya benim böyle bir niyetim yok. Ben bunu sadece eğlence için çektim diyor. Neyi anlıyoruz burada? Sanatçının, maske tasarımcısının konumuzla bir ilgisi yok. Yani aslında bu fotoğrafın direkt olarak konumuzla bir ilgisi yok. Olay şurada başlıyor. Jonathan Galindo isimli bir fake hesap. İşte bu sosyal medya hesaplarından oradan buradan böyle yakalayabildiklerine, kandırabildiklerine bir mesaj atıyor. Bu mesaj attığı profilde insanları bir oyuna davet ediyor. Bu oyunda arkadaşlar hani hem psikolojik riskler taşıyor hem de hayati riskler taşıyor. Şeyden filan hatırlarsınız bu mavi balinadır bilmem nedir bu tarz oyunlar var ya. Sanatçının da ürettiği bu eser bu oyunda profil fotoğrafı olarak kullanılıyor. Yani bu Jonathan Galindo dediğimiz eleman insanlara mesaj atarken profil fotoğrafına bunu koyuyor. Bu adam arkadaşlar görev olarak da sizden son derece tuhaf şeyler istiyor. Kesinlikle bu detaylara girmeyeceğim. Ama ne bileyim yok banyoya git, ışığı kapat, ayranın karşısına geç falan böyle saçma sapan şeyler veriyor size görev olarak. Bir süre sonra işler korkunçlaşıyor ki asla bu korkutucu kısımlarına girmeyeceğim. Ve finalde siz bu oyunun sonucunda Allah korusun ya böyle intiharın eşiğine geliyorsunuz ya da psikolojik olarak ciddi anlamda tahribat alıyorsunuz. Aslında manipüle ediliyorsunuz. Bu kısımlar aslında bizi çok ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor ama hani bu videonun konusu bu değil arkadaşlar. Ben şimdi sizlere bu fotoğrafta neden korktuğumuzu anlatmaya çalışacağım. Bu arada şimdi anlatacağım şeyler baya baya psikolojinin konusu arkadaşlar. Hani bu konuda uzman birileri bizi izliyorsa sürçülisan edersek lütfen yorum bölümünden bizleri düzeltsin. İddialı bir konu. Ben de sizlere ultra özet bir şekilde bu meseleyi anlatmaya çalışacağım. Olay şu. Bu kullanılan maskede yüzün, ağzı, burnu, gözü birbirine girmiş durumda yani normal standart yerlerinde değil. Şimdi bu bizim beynimizde karşısında bir yüz gördüğü zaman huzura eriyor. Ve karşısında gördüğü şeyi yüz olarak tamamlamak istiyor. Ama bu fotoğraftaki objeler alışılmış görüntü kodlamasının haricinde görünüyor. Ağzı bir tarafta, burnu başka yerde. Ne yapıyor? Beyin bu görseli bir yüz olarak tanımlıyor ama bir yüz gibi tamamlayamıyor. Ne oluyor? 404'e düşüyorsunuz. Hatta arkadaşlar bu durumla ilgili bir hipotez varmış. Bunun da adı Uncanny Valley'miş. Bu hipotezde büyük robot fabrikalarında kullanılıyor. Ne olarak kullanılıyor? Yani uzmanlar bunun üstüne çalışıyorlar. Mesele şu. Robotlar bize benzemeye başladıkça bu bize başlarda çok sempatik geliyor. Daha sonra bu benzeme oranı yükseldikçe bu sempatiklik bizde korkuya dönüşüyor. Bunun nedeni az önce anlattığım paradoks gibi görünen meseleyle aynı şey. Yani karşımızda bir robot görüyoruz. Hani insan desen insan değil, robot desen robot değil. Tekrar not found'a 404'e düşüyoruz. Ve beyin bir süre sonra bize bunu korku olarak yansıtıyor. Yani sana diyor ki oğlum bu senin karşısındaki şey ne lan kaç oradan diyor. Yani ben bunu kodlayamıyorum diyor. Bizim bu görselde yaşadığımız korku hissi de yani internetten baktığımız ultra özet haliyle bu sebepten kaynaklanıyor gibi duruyor. Hatta arkadaşlar dünyadaki yapay zeka çalışmaları robotların bizleri bu paradoksa düşürmemesi için pürüzleri düzeltmek için ısrarla çalışmaya devam ediyor. Yani bizim ondan korkmayacağımız hale getirmeye çalışıyorlar aslında. Ya da şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bu animasyon filmlerinde işte süper kahramanlar ya da böyle değişik yaratıkların da böyle ağzı burnu gözü bir yamuk olur, asimetrik olur ya. Bunun nedeni de yine baktığım kaynaklara göre budur. Eğer aşırı gerçekçi olsalardı bu sefer biz korkmaya başlayacaktık. Çünkü görüntü aşırı gerçekçi ama bir iki faal var. Beyin yine
fişi çekecekti yani. Peki tüm bu anlattıklarımın bu fotoğraf ve Instagram'dan banlanma meselesiyle alakası ne? Alakası şu arkadaşlar. Yani çok saçma bir alakası var. Bu gitmiş kendisine oyunda profil fotoğrafı olarak bu fotoğrafı seçmiş. Banlanan şey fotoğraf değil, fotoğrafın kullanıldığı tehlikeli alan. Instagram'da o fotoğrafı tespit eder etmez bir güvenlik problemi var diyor. Meseleyi hiç uzatmadan ipi cart diye kesiveriyor. Aslında iyi bir şey yapıyor. Yani bu adam bu fotoğraf yerine atıyorum biraz abartı bir örnek de olabilir ama bir armuta ağız burun çizip onu kullansaydı bu sefer Instagram onu koyduğunuzda onu banlayacak. Yani meselenin fotoğrafla ilgisi yok. Fotoğrafın kullanıldığı yerle ilgisi var. Bir de şöyle şeylere de denk geldik internette. Mesela biz banlandık, siz de gördünüz ama bu profil fotoğrafını yapıp banlanmayan kullanıcılar da var ya da biz o birkaç saniye bir banlanmadık ya o arada screenshot alıyorlar. Biz banlanmadık diyorlar. Yani tam bu kısmını da bilmiyoruz. Ama neyi biliyoruz arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Bu tarz şeyleri artık yemiyoruz. Çocuğundan yaşlısına, gencinden büyüğüne kadar hepimizde artık bir internet bilinci var. Dolandırıcıların ve manipülatörlerin bu tarz durumlarda hangi araçları kullandıklarını artık biliyoruz. Yemeyin arkadaşlar. Ayık olun. Kendinize dikkat edin. Bu videonun da bu cümleyle artık sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Söylediğim şeylerle ilgili daha detaylı uzman boyutunda bilgilere sahipseniz lütfen yorum bölümünden bizlerle paylaşın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.